Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. Sayfa 75 işaret. Üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir. Başkalar başka diyorlar ve belagatça faydası kıssatın fırakını ve perişan olan parçalarını iltiham ve bitiştirmektir. Ta kaideyi bir şey sabit olursa levazımatıyla sabittir sırrıyla bir cüzü tahrik etmekle kıssatın küllünü ihtizaza getirmektir. Güya mütekellim üslubun bir köşesini muhataba gösterse muhatap kendi kendine velev bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Bak nerede olursa olsun mübareze lafzı pencere gibi meydan-ı harbi içinde harp olarak sana gösterir. Evet, çok böyle kelimeler vardır. Hayalin sinematografisi denilse caizdir. Tembih, üslup meratibi pek mütefavittir. Bazen o kadar latif ve rakiktir ki nesim-i seherden daha aheste eser. Bazen o kadar gizli oluyor ki bu zamanın harbinin diplomatlarının desaisi harbiyelerinden daha mesturdur. Bir diplomatın kuvve-i şammesi lazımdır ta istişmam edebilsin. Ez cümle Yasin suresinde men yuhil zame ve hiye ramim şiveyi ifade eden zemahşeri men yubruzu ilel meydan üslubunu istişmam etmiştir. Evet, insan isyanla Halik'in emrine karşı manen müdafaa ve mübareze eder. Şey yapalım. Başaralım. İşaret. Üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir. Başkalar başka diyorlar. Ve belagatça faydası kıssatın tefarikını ve perişan olan parçalarını iltiham ve bitiştirmektir. Bir de başlayalım. Üsluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir. Yani üslup manaya libas giydirmek. Tabii o libas ölçü, tenası, güzellik içerisinde ne kadar müzeyyen, ne kadar hikmete mutabık, ne kadar mantık ve ifadeye münis ise o üslup o derece mükemmel olur. Dinleyenlerin fikrini, düşüncelerin intişarına kuvvet vermiş olur bir kayda. Tabii sanat mülahazası itibarıyla yani sanat nedir yani? Genel kabul görmüş düşüncelere göre sanat birinci derece malzeme değildir. Malzemi işleme maharetidir. Maharet. Yani şimdi şurada da kaba mermer var. Hadi işle bakalım. Şurada kara taş var. Hadi bir Selimiye'yi yap, bir Süleymaniye'yi yap. Bir heykel çıkart. Bak. Manaya muvafık libas giydirmek, üslup. Üslup ne kadar hikmete medar olursa ruh ve gönüllerdeki o üslubun cazibesi ve çekici alanını olmuş olur, ziyade olur. Bu bir kaide. Onun için üstad burada ne diyor? Oku. Üsluptan maksat muradım nedir? Kelamın kalıbıdır, kalıbıdır ve suretidir. Ha, suretidir. Başkalar başka diyorlar. Ve belagatça faydası kıssatın tefarikını ve perişan olan parçalarını... Şimdi, kıssadan mahtup nedir? Kaydı hissedir. Kıssatın oku. Kıssatın tefarikını yani ve perişan olan parçalarını, kısımlarını, kıssa bir kıssada birden fazla bölüm, birden fazla hikmet, birden fazla ne olabilir? Mesaj olabilir bir kıssanın içerisinde. Evet. Onların bölüm ve parçalarını oku. Ve perişan olan parçalarını iltiham ve bitiştirmektir. Perişan olan parçalarını şey tabiriyle lehimlemek, bir araya getirmek, mütecanis bir şekilde göstermek. Evet.
Ta kaideyi bir şey sabit olursa levazımatıyla sabittir sırrıyla. Şimdi bir kaide bir şey sabit olunca ne olur? Levazımatıyla sabit olur. Yani her şey bir altyapıya muhtaçtır. O altyapı ve levazımatı meydana getiremezseniz o şeyden konuşamazsınız. Biz bir gün bir yere gitmiştik Ege bölgesinde. Çok böyle hakim bir tepe, ormanlık böyle. Cennet asa bir yer. Çok müzeyyen, çok mükemmel. Baktım arkadaşlarımla bir şey ki, abi dedi, şuraya bir köşk kursak var ya, gelsek yazın burada, 3 ay, 5 ay kalsak. Çok güzel böyle, hakikaten. Böyle fevkalade hakim bir yer. Etrafı açık, ağaç ve ileride deniz falan görünüyor, mükemmel. Şimdi dedim ki, bir şey sabit olunca levazımatıyla sabit olur. Köşkü, hayalen köşkü kur. Evi de getir. Hatta orada yaşa. Sana ne lazım? Şimdi ben eczaneden geliyorum. Çocuklar hasta. Oraya ne lazım bir? Sağlık birim. Sağlık. Hizmeti. Bir, efendim, en az bir sağlık ocağı lazım. Başka? Yarın çocuklar okula gidecek. Mektep lazım. Öyle değil mi? Okul lazım. Market lazım. Başka market lazım. Bak. Kasapsız olmak. Kasap lazım. Fırın lazım. Bak, lazımları hepsi bir araya gelecek ki şehir manası, yerleşim manası ortaya çıkmış olsun. Öyle değil mi? Yoksa dağ başında bir insan tek başına yaşamış olsa o hayatını şey edemez, tedbire tanzim edemez. Demek hayatın tedbir tanzimi çok şeyin ne yapıyor? Bir araya gelmesi. Bir araya gelmesini hikmeten ve hakikaten iktiza etmiş oluyor. Şimdi kıssanın da müteferrik cihet ve cepheleri var. Onları lehimleyip mesela bir cümlenin, bir mesajın arkasındaki daha derin manaları, daha ince manaları, daha dakik keyfiyetleri yakalamak. İşte belagat noktasından, kıssadan beklenen hisse budur. Sadece bir mesajı değil, arkada birbirini tamamlayan, birbirini tekmil eden, değil mi? Birbirine kuvvet veren, diğer mana tabakalarına da muhatap olmak. Camiyete medar bir mazhariyet de kıssanın içerisine girip o farklı cihet ve cepheleri bir araya getirip onlardan hakimane manalar istihraç etme maharet ve dirayetidir. Ta kaideyi bir şey sabit olursa levazımatıyla sabittir sırrıyla bir cüzü tahrik etmekle kıssatın küllünü ihtizaza getirmektir. Yani o cümleyi bir de oku. Bir cüzü tahrik etmekle, bir cüzü orada kısadan bir cüzü, bir kelimeyi, anahtar bir kelimeyi, anahtar bir manayı tahrik edip onun arkasında kıssatın küllünü ihtizaza getirmektir. Külli manaları ne yapmak? İhtizaza getirmektir. Evet. Ayağa kaldırmak. Evet. Güya mütekellim üslubun bir köşesini muhataba gösterse, muhatap kendi kendine velev bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Görebilir. İşte değil mi? Yani, ve üsluptan maksat bu. Yani mütekellim kelamın bir cihetini gösterir. Sen arkadaki o karanlık ve örtülü manaları da istihraç edebilirsen, o zaman ilmi belagat noktasında senin kat etmiş olduğun yol daha kamil, daha büyük, daha vasidir. Evet. Bak, nerede olursa olsun mübareze lafzı pencere gibi meydan-ı harbi içinde harp olarak sana gösterir. Evet, çok böyle kelimeler vardır. Hayalin sinematografisi denilse caizdir. Yani bazı kelimeler var ki o kelimelerin arkasında fevkalade derinlik, fevkalade vusat vardı. Mesela bunlardan birisi ne? Mübareze. Şimdi bak, mübarezeyi düşününce hemen insanın hayaline ne geliyor? Çatışma. Harp. Harp. Muhalefet. Efendim, arkada efendim kinler, ıvrarlar, hamiyetler, gayretler. Efendim, hiddet ve şiddete medar, tezahürü tecelliler o mübareze kelimesinin arkasında kelamın siyah ve sıbakında ne olmuş oluyor? Görünmüş oluyor. Mesela birçok kelimeler böyle.
Hakikaten onlar çok önemli. Mesela diyelim ki şimdi insanın içini yakan kelimelerden birisi, bak firak. Firak. Bak. Allah rahmet eylesin, Nusret hocamız öldü. Bak, firak. Değil mi bugün? Allah makamını cennet etsin. Ya bak, firak. Hazreti Mevlana sine hahem şerha şerha es firak. Ya. Sinem ne olmuş? Firakla paramparça olmuş diyor ya Allah. Firak. Yani ayrılık manası. Değil mi? Dostlardan ayrılık, gönül dostlarından ayrılık. Bir de dünyadan ahirete geçiş. Bak şimdi firak kelimesinin arkasında ne kadar derin bir mana var. Ölüm kelimesinin arkasında bak ebediyete ulaşan ne kadar bir derinlik var. Değil mi? Yani aşk ve muhabbet manasının arkasında ne kadar vasi bir keyfiyet ve genişlik var. Tabii şairler, söz ustaları bu kelimeleri almışlar. Bu kelimelerin arkasında çok derin ve ince manalarını muhataplara sunmuşlar. Yani insanın alemine şey yapıyor, tesir eden kelimeler. Değil mi? Yani hasret, iştiyak, aşk, muhabbet, firak, intizar, bekleme. Değil mi? İntizar. Allah Allah. Ya. Hamiyeti diniye, hissiyatı imaniye, hissiyatı insaniye. Bunlarla ilgili kelimelerin arkasında çok vasi, çok derin, keyfiyeti çok derin manalar var. Demek burada şu manayı gündeme çıkartmak gerekiyor. Yani mütekellim ne kadar mahir ve maharetli konuşursa konuşsun, muhatapta da o kelimeyi alacak algılar, değil mi? Şeyler, sinyaller, istatlar ve kabiliyetler ne kadar cami ve mükemmelse, o algılama noktasında o kelimin tabakatına medar güzellikleri de muhatap alabilir mi? Yani Cenab-ı Hak bu manada derinliğimizi artırsın. Evet. Evet. Tenbih. Üslup meratibi pek mütefavittir. Bazen o kadar latif ve rakiktir ki nesim-i seherden daha aheste eser. Şimdi yani üslubun mertebeleri de nedir? Mütefavit. Farklı farklı, çeşit çeşit değil mi? Üslup. Nedir mesela? Şimdi üslup bir taksimat yapıyor. Evet. Evet. Bazen o kadar latif ve rakiktir ki nesim-i seherden daha aheste eser. Yani bazen üslup inceleşir, latifleşir. Değil mi? Seher rüzgarı gibi. O kadar latif, o kadar enis, o kadar güzel bir kelamın akışı var ki aheste. İnsanın içine inşirah veriyor. Yani maddeten diyelim ki şurada dağa çıktınız, Belgrad ormanlarına çıktınız. Çok temiz bir hava var. Hava çok güneşli. Nasıl böyle ciğerleriniz teneffüs ediyorsa bazen kelime, kelam da öyle nedir? Latiftir. Dakiktir ve incedir. Özellikle şiir dilinde bu mana ne olur? O kadar incelir, latifleşir ve güzelleşir. Öyle. Söz ruha çok münis geliyor. Söz latifeleri uyandırıyor. Söz insanın iç dünyasını cennet asa bir keyfiyete, gönül dünyasını bir bağ ve bahçeye çeviriyor mu? Çeviriyor. Böyle şairlerin nagamatı, değil mi? Sanki bülbülün günün karşısındaki avazı gibi şairlerin latif ve güzel sözleri nesim-i nevbahar gibi insanın içine bir inşirah ve güzellik veriyor. Bazen demek üslup o kadar dakik, o kadar ince, o kadar latif, o kadar müzeyyen ve güzel. Evet. Bazen de üslup ne? Değil mi? Diken gibi. Kanatıyor. Değil mi? Batıyor, rahatsızlık veriyor, değil mi? Hiciv mesela Osmanlı'da da enteresan. Mesela divan edebiyatında şey yok. Böyle bizim bugün anladığımız manadaki tenkit manası yok. Tenkitin yani ilmi manada tenkit nedir? Bir şeyin güzel taraflarını takdir etmek.
tahsin etmek, eksik ve noksan tarafını da tamamlamak için ona kuvvet vermek. Yani diyelim ki birisi güzel bir makale yazmış, diyorsun ki bu makale 5 bölümden müteşekkil, 4 bölüm çok güzel ama sonunu tam bağlayamamışsın. Tenkit. Şurada şu nükteleri de katman lazım. Şuraya da şunu koyarsan mana daha derin, daha latif, daha güzel, daha tahkiki, daha müdellel, daha delilli olur. Aslında tenkit böyle. Güzel tarafını tahsin, eksikleri tamamlamak. Şimdi tabii bizde böyle divan edebiyatının kültüründe pek tenkit yok. Çıkartınca semaya çıkartmış, yere vurunca paralamış ve parçalamış. Hiciv. Nefinin hicivleri. Ya. Sen diyor öyle bir sultansın ki nefi gibi bir şairin metine mazharsın diyor padişaha. Tahir Paşa ne demiş? İşte öyle demiş. Evet. Bazen o kadar gizli oluyor ki. Bazen gizli, çok gizli, çok mestir, çok örtülü. Bu zamanın harbinin diplomatlarının desaisi harbiyelerinden daha mesturdur. Yani işte diplomat da, diplomasinin lisanı böyle doğru doğru lisanı değildir. Yani insan bir Anadolu insanı safidir, temizdir. Hatta öyle saf ve temizdir ki en son söyleyeceğini ne yapar? En başta söyler. Öyle açık ve net. Ama diplomasi öyle değil. Evirir, kıvırır, çevirir. Parmağını, kulağını bile tutmaz. Böyle 40 tane manevra yapar. Manevra yapar sonra buradan tutar. Diplomasi. Çok mestur, çok örtülü, çok gizli. Maksadını perdeler arkasında ne yapıyor? Gizliyor. Çok mesturdur, çok gizlidir. Ancak diplomatın diyor koku alma kabiliyeti gibi bir kabiliyeti lazım ki o mananın arkasındaki o gizli manayı ne yapsın? İstişmam edebilsin. Yani kokuyu alabilsin. Şimdi bu bahis aklıma gelince bir fıkra var. Buna mutabık düşüyor. İki tane avcı, affedersiniz iki tane şey var, köpekler var, kepleri var. Birinci avcı demiş ki benim köpeğim daha hassas. Çok hassas. Çok uzaklardan avın kokusunu alıyor. Öbürü demiş, hayır benimki daha fazla. Seninki mi, benimki mi? Demişler ki, böyle olmaz. Bırakalım. Efendim. Ondan sonra o hayvanlar kendi rüştünü ispat etsin, maharetini göstersin. Birinci avcı şeyini bırakıyor, köpeğini bırakıyor. Köpek biraz gidiyor, gidiyor. Ondan sonra bir asfaltın üzerine çıkıyor. Ön ayağını böyle kaldırıyor, asfalta vuruyor böyle. Böyle asfalta vurunca birinci avcı diyor ki tamam, muhakkak bu asfaltın altında bir şey var, onu keşfetti, kokusunu aldı. Neyse 20 santimlik asfaltı söküyorlar, bakıyorlar dibinden böyle bir kemik çıktı. Bak diyor, demedim mi? Benim hayvan asfaltın altında 20 santim arkasında kemiğin kokusunu aldı. Neyse İkinci avcı hayvanı bırakıyor. Hayvan biraz gidiyor. Karşıdan bir köylü adam geliyor. Sırtında şeyi var, heybesi var. Hayvan köylüyü görünce başlıyor şey etmeye, havlamaya. İkinci avcı diyor ki, muhakkak bunun heybesinde bir şey var. Neyse köylü yaklaşıyor. Diyor ki, senin heybende ne var? Hiçbir şey yok kardeşim. Demiş, daha derin bir koku aldı. Söyle bakayım, sen bugün et yedin mi? Yani midedeki kokuyu alacak. Demiş ki, valla yemedim. Dün de yok. Valla demiş, bir haftadır et yediğim yok. Diyor. Ha. Biraz da asabı bozuluyor, geriliyor. Söyle diyor, adın ne? Diyor ki köylü, adım Ahmet. Soyadın ne? Diyor, soyadım Keklik. Yav diyor, desene Keklik. Yav sen diyor, desene Keklik. Bak, şimdi bazen de kelam öyle keklik gibi arkada mestur ve örtülü. Bak. Çok dakik ve ince bir manayı almak lazım. Tabii bu tabii belagatın üstadları, bu daha böyle ruh suyete çıkan zatlar bu üslupları kullanmışlar mı? Kullanmışlar.
Evet. Bir diplomatın kuvve-i şamesi lazımdır ta istişmam edebilsin. Evet. Ez cümle Yasin suresinde men yuhil zame ve hiye ramim şiveyi ifade eden zemahşeri men yubruzu ilel meydan üslubunu istişmam etmiştir. Şimdi buna misal getiriyor değil mi? Şimdi bu birinci ayette bir müşrik geldi peygamberimizin huzurunda çürümüş gibi. Böyle kemiği toz haline getirmiş. Böyle. Bu çürümüş kemikleri senin Rabbin mi diriltecek? Sonra o anda ben ayet geldi. Bir ayette onu kim diriltmişse o diriltecek. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Cenab-ı Hak insanı dünyada diriltiyor mu? Yoktan yaratıyor mu? Yaratıyor. Dünyada insanı yaratan ve yaşatan Cenab-ı Allah ahirette bu ilmini unutur mu? Hani bir sanatkarı düşün, İstanbul'da işini yapıyor, beceriyor ama İzmir'e gidiyor, el ayağı birbirine giriyor. Cenab-ı Hak ve hu ala kulli şeyin kadir, kudreti namütenayi ve sonsuz. Şu anda milyarlarca insanı yaratmış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak yani bizi dünyada yarattığı gibi, yoktan yarattığı gibi ikinci diriliş birinciye göre daha kolay, tekrar yaratır. Şimdi bu ayetten oku. Men yuhil zame ve hiye ramim. Yani insan deri çürümüş, kürmüş kemikleri kim diriltecek? Bundan Zemahşeri hakikaten ilmi belagatın alimlerinden, allemelerinden birisi, belagatın üstadlarından. Zemahşeri bak ince diplomat gibi bir manayı oradan çıkartmış. Oku. Men yubruzu ilel meydan. Yani kim bunu dirilteceğin arkasında insanın Allah'a karşı mübarezesi. Haydi meydan dirilsin. Mesela bir adam birisine kıssa dese ki ben sana işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle yapacağım. O da böyle enaniyet ve gururla ulan hadi fazla konuşma ne yapacaksan yap der ya. Bak ha. Zemahşeri bu manayı çıkartmış. Kim çürümüş kemikleri diriltecek manasının arkasında yani insan Allah'a karşı mübareze ediyor. Yani insan günahıyla Allah'ın emrine karşı ya dikleşiyor. Ya mübareze ediyor ya. Haddini aşıyor. Allah Allah. Hadi kim yapacaksa buyursun yapsın manasını derin ince manayı oradan istihraç etmiş. Evet oku. Evet, insan isyanla Halık'ının emrine karşı manen müdafaa ve mübareze eder. Mübarezede. Allah'ın emrine karşı manen insan ne yapmış oluyor? Ya mübareze etmiş oluyor. Ya, evet. Abi konu bitti bugün. Yeter, burada kalalım. Malum Nusret Hocam vefat etti. Onun için kısa oluyoruz ders. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.